sen. Ah yavrum, çok da küçükmüş. Hastalığı veren Rabbim inşallah şifasını da verir. Yok teyzeciğim, nezle oldu. Bir iki güne kadar hiçbir şeyciği kalmaz, dertlenme. Aferin kızım. Sen böyle moralini yüksek tut ki çocuk da senden hep öyle görsün. Sen iyileşeceksin, senin gözlerinden okuyorum. Anne, ben hasta mıyım? Yok oğlum, ne alakası var? Ay rica ediyorum teyzeciğim, korkuttunuz çocuğu, nezle oldu diyorum, burnu aktı, o kadar abartmayın. Haberi yok mu? Neyden haberi yok mu? Hasta olduğundan. Ay ne hastalığı? Şey işte. Ay, ağzından yel alsın teyze ya, nereden uyduruyorsun bunu? Sen söyledin. Masajları? Ya niye saçları? İkiz kardeşleri var bunun. Saçını sakızlar yapıştırmış. Uğraştım uğraştım, çıkmayınca tıraş ettim. Ha, ne bileyim, ben de sandım ki... Aman bir şey zannetme, rica ediyorum. Hadi teyzeciğim, sen de saçına devam et. Sen de ne yapıyorsun? Çocuğum sen de oyununa bak. Allah Allah ya Rabbim. Ne kadar kalacak bu yüzümde, hadi. Doktor aradın mı? Ay, yok, bu kremi bir deneyeyim. Yarına kadar iyi gelmezse doktora gideceğim kontrole. Ah, yanıyor. Çok yanıyor. Allah'ım ya Rabbim, cilt bakın benim neyime. Hakikaten niye yaptırdın ki? Senin cildin zaten kadife gibi. Ya gerçekten mi? Tabii. Senin içini ışığı yüzüne vurmuş. Ne bileyim, daha da güzel olurum diye falan hani. Bak işte, o mümkün değil. Ömer, bugün Metin'i hasta zannettiler orada. Niye ki? Hani böyle saçını falan kazıttık ya biz. Lösemi zannettiler ya. Ay Allah'ım, evlerden uzak. Allah muhafaza. Aslında çok şanslıyız biz, biliyor musun? Çocuklarımız sağlıklı olduğu için. Yani herkes o kadar şanslı değil. Böyle... Şanssız olanları da unutmamak lazım ya. Hani elimizden geldiğince el vermek, yardım etmek lazım. Onların yanında olmak lazım ya. Haklısın bir tanem. Allah her eve şifa versin ya Rabbim. Ay çok yanıyor ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.